Bruno Fernandes'le ilgili ligin açık ara en iyi oyuncularından bir tanesi. Yani ligin şu anda Premier Lig'in en iyi 4 oyuncusundan bir tanesi diyebilir miyiz? Öyle. United'ın da kaderini değiştiren adam geçen seneki transferiyle beraber. Hani geçen sene United'ın yükselmesinde devre arası transfer olarak, hani genellikle bizde Türkiye'de yapılır ya, bir devre bittiğinde işte en iyi devre arası transferi kimdi? İşte bugüne kadar tarih değiştiren falan isimler sayarız. Yusuf Şimşek'i sayarız. Fabian Ersi koyarız. Mert Nobre'yi koyarız değil mi? Devre arası transfer böyle. Hani geldi daimi etki bırakıcı. Bruno Fernandes net o etkiyi koydu ama geçen seneden kesinlikle, beri. Kesinlikle. Ve Solskjaer'in böyle yarı elmas, yarı kanat oyununa yakın oyununda da işte bu McTominay'lerin, Fred'lerin falan işlemesinde de sebep Bruno Fernandes'dir. Yani oradan Bruno Fernandes'i çıkarsan, tamam mı? Bu hiçbir işe yaramaz. Yani ne McTominay bu işleri yapabilir, ne Fred bu işleri yapabilir, ne bazen sağ önde başlattığın Juan Mata bu işleri yapabilir, ne de Martial ile Rashford arasındaki bağlantı bu kadar sağlam kalabilir. Yani Sörlot'u nasıl Trabzonspor'un sezon başındaki kadrosundan çıkarttın, Vakame'yi neredeyse yarı gücüne getirdin. Abdülkadir Ömür'ü yarı gücüne getirdin. Orta saha yarı gücüne getirdin. Bruno Fernandes'i de çıkartmayız United'dan, bence yarı gücünü almış olursun. Daha bile fazlası olduğunu düşünüyorum. Daha bile fazlası. Evet. Bruno Fernandes her şekilde takımın şampiyonluğu oynatabilir ama sadece Bruno Fernandes yetmez. Bruno Fernandes'in etkisiyle diğer oyuncuların yükselmesi de bir yere kadar yetebilir. Ama yine de şu anda sadece puan tablosuna bakarak söylemiyorum. Manchester United'ın zaten geçen sezondan itibaren amaç... Ya Manchester United'ın amacı şampiyon olmak olmalıdır canım yani. Tabii ki. Manchester United yani, çok güçlüyken, şampiyonluk serileri yaparken Liverpool'un amacı şampiyon olmaktı. Olamıyordu ama o mücadeleyi vermesi ya. İşte Premier Lig bu dedirten odur. Yani şu derbi acayip bir maçtır. Evet. Geçen yıllardaki maçlar çok sıkıcı, çok kötüydü. Yani o City'nin şampiyon olduğu sezonki United-Liverpool maçı, United öyle oynayacağını kulübü kapatsın. Evet. Ben rahmetli Gerard Houllier Liverpool'u çalıştırırken bir sezon onu söylemiştim. Böyle oynayacağını kapat gitsin abi kulübü. Hem şampiyonla oynamıyorsun hem derbide de hiçbir şey oynamıyorsun. Sana ne, başkası da şampiyon yapıyorsun diye. Yani o mesela United'a hiç yakışmayan bir tabloydu. Gerçekten ya, o United-Liverpool maçı bir puan aldığında seviniyor. Yürü git. Şampiyonla oynamıyorsun koskocuğum. Ama Bruno Fernandes tekrar o winner mantalitesini. Hadi be. Bu takımın mesela 7 numarayı birine vereceklerse Bruno Fernandes'e versinler. Hani Cantona'nın, Beckham'ın, Best'in, Ronaldo'nun winner oyuncu, efsane evet. oyuncu statüsünü 7 numarayı versinler Bruno Fernandes'e. Dibine kadar hak ediyor. O Manchester United'ın en ikonik numarasıdır. Şöyle Bruno Fernandes'le alakalı şunu söyleyelim. Hani bir yarı gücünü almak dediğimiz nokta vardı ya, sen daha da fazlası dedin, doğru. Bak bu maçta belirli aksiyonlarda Leeds United çok daha önde. Yüzde olarak değil, deneme olarak. Manchester United 8 tane kilit pas atmış. Bunların 6 tanesi oyuncularla buluşmuş. Anahtar pastan bahsediyoruz. Leeds United'ın 11 anahtar pas denemesinin 5 tanesi başarıya ulaşmış. Şimdi çıkart Bruno Fernandes'i, koy Leeds United'a. Abi, United'a koy, evet. Ve orada o 11 anahtar pasın 8-9 tanesi yerine ulaşırdı. Manchester United'ın çekmiş olduğu 24 şutun 14 tanesi bir şekilde kaleyle buluşmuş. Şeydeyse Leeds United'da ise 18'de 5 mine bu şut girişimi. Çek Bruno Fernandes'i. Ver Leeds United'a. O 18 şutun belki de 10 tanesinde 11 tanesinde kaleye bulacaktı. Yani 24'te 14 yerine Manchester United'dan bayağı eksiltecektik. Leeds United'a bayağı katacaktık. Bruno Fernandes etkisi dediğimiz bu zaten. Ama işte Bielsa'da zaten hayatının hiçbir zaman diliminde bu tarz özel bir oyuncuyu bulamadığı için veyahut da onlarla çalışma fırsatı yakalayamadığı için mesela böyle. Arsenal alsa ya bir kere de Aubameyang'ın hocası olsa ya şu adam. Değil mi? Bir kere de böyle Saka'nın hocası olsa. Ya Willian'la beraber çalışsa. Evet, Willian'la çalışsa ya nedir abi, hakikaten bak mesela şöyle takıma bakıyorsun. Kimi alırsın abi Leeds'ten? Türkiye mantığına göre mi konuşuyoruz yoksa Premier Lig mantığı üzerinden mi konuşuyoruz? Yani, Premier Lig'de Mourinho'sun sen. Sen böyle Tottenham'ı çalıştırıyorsun. Ben böyle Arsenal'i çalıştırıyorum, tamam mı? Ben de Arteta'yım. Kimi alırsın abi şu takımdan? Hani şöyle bakınca hani belki bir Ezgan Alioski ile Rafinha belki deriz yani. Tamam, söylüyorum. Olmaz. Ya Arsenal'de Rafinha'nın yerinde oynayan oyuncu Willian. Evet. Tottenham'da Alioski'nin yerinde oynayan da Reguilon var yani. Reguilon var yani. Arsenal'de de dörtlü oynayınca Tierney var. Yani ne eksiği var canım Alioski'den? Evet. Alioski ofansif orta sahaya adam sol beke. Bu maçta da hiç iyi değildi. Alioski'nin tarafı da bayağı yol geçen hanından beterdi. O ayrı. Ona böyle Tanju Okan'dan Hancı şarkısını armağan ediyorum Alioski'ye. Gerçekten abi o bayağı orayı Hancı misafirperverliğinde. Ama abi şimdi adamın defansı kuvvetli değil ki. Yani o yüzden bu yani Bielsa tartışmalarını
nihayete ermesi için Bielsa'nın mutlaka daha güçlü takımı çalışması, daha iyi oyuncuları çalışması lazım. Bir tek Arjantin milli takımı hariç, bak Arjantin milli takımı hariç hiç abi iyi bir takımı çalıştırmadı. İyi oyunculardan kurulu bir takımı çalıştırmadı. O Arjantin milli takımıyla da yani böyle bir talihsizlikler silsilesi olmaz ya. Sheringham'ın golüyle İngiltere bir tane hücum yaptı Sven-Goran Eriksson. Son maç 6 tane mi 7 tane mi ne attı Crespo'lar? Evet. Yine çıkamadılar. Hani ona rağmen evet. falan filan. Değil mi? O gruptaydı. Evet, Arjantin milli takımı. O da 2002 yılı. 18 yıl geçti aradan. Yani şöyle söyleyelim. Bielsa bulunduğu takımdaki oyuncuları iyi yapar. Yani takımdaki oyuncular Bielsa iyi bir teknik direktör yapmaz. Bielsa oyuncuları iyi yapan bir teknik direktördür. Yani bazen öyle bir yere gidersiniz ki, öyle bir oyuncu kadrosuyla çalışırsınız ki, oyuncu kadrosu sizi iyi bir teknik direktör haline getirir. Ve hatta iyi bir teknik direktör olduğunuzu sanırsınız. Guardiola söylemişti onu. Guardiola demişti. Hı. Ben Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmak istiyordum. O beni dünyanın en iyi teknik direktörüne dönüştürdü. Tabii ki. Yani Bielsa'yı da dünyanın en iyi teknik direktörüne dönüştürecek bir takıma ihtiyacı var bence. Çünkü bunu hak ediyor adam. Hayatta yapmaz adam. Hayatta yapmaz. Şimdi mesela Arsenal dese ki 10 milyon veriyorum. 100 milyon veriyorum. Londra saat kulesini veriyorum dese yine abi benim prensiplerim var. Ben Leeds'le çalışıyorum. Ben Leeds'le çalışacağım da. O kadar hiç yani kaç para falan diye sormaz. Hakikaten yapar bunu. Abi Atleti'yi çalıştırırken Barcelona istiyorsa gitsene hocam sen çıldırdın mı ya? Tabii canım. Hakikaten git ya. El Loco lakabını sonuna kadar hak ediyor. Roy Keane de niye seviyor biliyor musun Bielsa'yı? Deli deliyi görünce sopayı saklarmış. Tabii. Ben ya ikisini o yüzden çok seviyorum. Roy Keane'i de Bielsa'yı da ya. Seni de seviyorum. Yani Bielsa öyle bir adam ki bazı teklifleri çalışmamak için yani orada çalışmamak için ama karşı tarafında kalbini kırmamak için daha farklı şekilde reddetmiştir. Mesela ben ciddi sana bilgiyi vereyim. Dursun Özbek yönetiminde Galatasaray Bielsa ile görüştü. Net görüşme yaptı. Ve Bielsa 6,5-7 milyon euro isteyince iş yattı. O noktada. Yani Bielsa muhtemelen bakmıştır Galatasaray kadrosuna demiştir ki abi benim oynattığım kafayla bu adamların kafası hiçbir şekilde uyuşmaz. Bir de gidip kendimizi orada maymun etmeyelim diye yüksek fiyat istemişti. Bu görüşme ciddi gerçekleşti yalnız bu arada Bielsa'yla. Onu Nihat söyleyeyim yani. Davici'nin Yıldırım Demirören'le olan görüşmesi gibi Beşiktaş'a transfer olurken. Abi ben İspanya'da kalmak istiyorum. Beşiktaş'a da hayır diyemezsin. Ne yapacağız dedi. Acayip bir para havaya sallayacağım. Nasıl olsa kabul etmeyecek dedi. Nihat sallamış parayı. İyi tamam demiş başkan. Oradan abici diyemez ki abi bir dakika falan şunu da istiyorum diyemezsin ki. Zaten bir para sallamışsın sonra başına bela oldu o para. Tabii, tabii. Herkesin başına bela oldu o para. Öyle yani. Bielsa'nın o olayı duymuştum senin anlatman ve doğrulaman daha çok hoşuma gitti. Ya şimdi yine de ben şöyle yani Arsenal'i bir çalıştırmadan şu İngiltere'de lütfen artık yani en çok reyting alan lig. Hocanın yaşı da belli. Ya çünkü biz burada anlatacağız mesela haftaya yine 5 atacak ya da 5 yiyecek. Mesela iddiacılar da çıldırıyor. Aslında çıldıracak bir şey yok. Ben size sezon başı söyledim. Leeds'in maçlarının %80'i en az üst biter dedim. %50'si 2,5 üst biter dedim. 3,5 üst biter dedim. Ama hangi maçlar bilmiyorum. Tabii farklı oluyor. Mesela ilk maç direkt Liverpool maçı 4-3 mü bitti? 5-4 mü? 4-3 Tamam abi işte oradan yürü. Devam et. Bazen hocanın böyle canlı oynama imkanı var iddiada. Bakacaksın. Maçın başında o kahveyi maviyi böyle koyacak yer bulamıyorsa o maç böyle alt biter. Çünkü evet. O maç kendi felsefesinden biraz ödün vererek oynayacak. Huzursuz anladın mı? Ya ben oyunu oynatamayacağım ama ne yapalım ya? İşte şimdi çocuklar da yoruldu falan. Hani vardır öyle maçları. Geçen seneden de var. Evet. Hani pandemiden sonra dedi ki ya adamları çocukları kasmayalım. Tamam bu Luke Ayling falan. Benford çok koşuyor da dur ya falan dedi. Böyle bir sıfırlar, 2-1'ler, 2-0'lar biliyorsun. Öyle çok alt yani 2-1'ler alt değil de çok alt biten maç oldu. Bielsa üst beklentisine göre onu söyleyeyim. Voleyde bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.